Müzeler haftası. Center. Doğru. Müzelere gidiyoruz. Neden böyle bir bölüm var? Hemen onu söyleyelim. Çünkü büyük şehirlerde, New York gibi, Londra gibi şehirlerde, metropol dediğimiz yerlerde bu rotalara ayrıca tur düzenleniyor. Dolayısıyla ayrıca gidilecek, yani sadece müzeler görmeye geliniyor, sadece parklar, bahçeler görünmeye geliyor bazı yerlerde, sadece antika pazarlarına gidiliyor. Bu yüzden Londra müzeler. Geçen haftaki Londra pazarlar bölümümüzde tadından yenmemiş Seda Pek Hanım. Pek sevilmiş. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Doğru yolda olduğumuzu sayenizde anladık. Haydi sağdan devam edelim biz. Evet, kat planı, en altta bahçe, bu biz enerji salonu ve uzay salonundayız. Yukarıda makineler ve teknisyenler ve tıp var. İkinci katta saatleri de görmek lazım. En üstte uçuş var. Wonderland, muhteşem bir laboratuvar. Thank you.
Normalde 67 gün düğünemine çıkıyor. Evet. 100 küsür gün boyunca indirmiyorlar. Sonra bir Allah'ın sana diyor ki Ay'a inen Apollo modülünün bir maketi. Birebir boyutta bir maketi. Dünyanın en eski buharlı lokomotifi yazıyor. Dev 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 bir salon. İlk buharlı lokomotiften ilk tekerlekli arabalara, uçak modellerinden gemi modellerine, deniz feneri, işte gerçekten içinde bulunması çok heyecan verici bir mekan. Londra Bilim Müzesi. Almanya Münih'te Deutsche Museum bu tür müzelerin en iyilerinden biridir. Burada gördüğünüz bir uçak, orada görebileceğiniz 3-4 maketinden yapılışından ilk yapılanlara kadar, araçlara kadar, trenlere kadar ve hatta bunların yapılışlarının mühendislik aşamalarına kadar her şeyi inceleyebilirsiniz. Ama burası daha çok güzel bir örnek. Ve Fransa'da, Mulhouse'da izlemişsinizdir çok gezentide. Muhteşem bir araba müzesi vardı. Bu sergi de orayı hatırlatıyor. İlki 1936'da kullanılmış bu kulübelerin. 1950'lerde 50 bin tane artık İngiltere'de varmış. Emeklisi. Bu telefonların hemen hemen hepsine hakimin. Her çıkan model gelmiştir. Hepsi eve. Hepsi vardı, evet. Evet. Ben şu üstten ikinci sırada sarı telefon var ortadaki. O bizim Kırklareli'deki evde vardı. 1978'de falan 6 yaşında çevirip sıfırı karşıma çıkan kadına babamı bağlar mısınız dediğimde babamı bağlıyordu. Vallahi çünkü 150 tane telefon, pardon 226 idi bizim dükkanın numarası. Şöyle düşün, ben sıfırı tuşladığımda babam çıkıyordu. Çünkü o telefonun başında babam oluyordu olduğumuz yerde. Bingöl'de. Tek bir postane vardı Bingöl'de. Bingöl'de değil mi? Bingöl'ün bir köyünde sadece bir postane vardı. Babam orada görevliydi. Bir tek buna hakimliyorum. Tesla'ymış. Bir tek onu bilmiyorum. Tesla o zamandan var mıymış? Varmış. Ya işte ilk postane odalarında kullanılan, evet, cihazlar. Konsol diyeyim. İlk postane konsolu. Yine bunun bir küçüğü vardı. Bununla bağlıyordu telefonları. Ama bunun tabii daha ileri seviyesiydi. İlki değildi. Alexander Graham Bell'in de Kanada'da çalışmalarını geliştirdiği köye gittiğimizi de burada izleyicilerimize hatırlatalım.